Bismillahirrahmanirrahim. Muharrem ayı ve Aşura günü. Aziz müminler, Allah'ın yarattığı aylar, günler, geceler arasında çok kıymetli kazanç mevsimleri vardır. Halen içinde bulunduğumuz Muharrem ayı da müminlerce ganimet ve fırsat bilinmesi gereken kıymetli bir zaman dilimidir. Hicri yılın ilk ayı olan Muharrem, ilahi feyz ve bereketin, huzur ve güvenin başlangıcıdır. Kıymetli Müslümanlar, Muharrem ayı savaşmanın haram kabul edildiği 4 aydan biridir. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır. Doğrusu Allah'a göre ayların sayısı Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günkü yazısına uygun olarak 12'dir. Bunlardan 4'ü haram aylardır. İşte doğru olan hesap budur. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam da Ramazan ayından sonra en kıymetli oruç Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur. Hadis-i şerifiyle bu ayın manevi bereketine işaret etmiştir. Muhterem Müslümanlar, önümüzdeki hafta Perşembe günü idrak edeceğimiz Muharrem ayının 10. günü Aşura günüdür. Resul-i Ekrem Aleyhisselam'ın Aşura günü tutulan orucun bir önceki yılın günahlarına kefaret olmasını Allah'tan ümit ediyorum buyurması, Aşura gününe Muharrem'in 9. veya 11. gününe de ekleyerek 2 gün oruç tutmayı müminlere tavsiye etmiştir. Kıymetli Müslümanlar, Aşura günü aynı zamanda tarihimizde, hafızalarımızda derin bir hüzün ile yer etmiştir. Bu erim günde sevgili Peygamberimizin torunu ve Hazreti Ali ile Hazreti Fatıma'nın gözünün nuru olan Hazreti Hüseyin Efendimiz yanında bulunan 70'ten fazla Müslüman ile birlikte Kerbela'da şehit edilmiştir. Kerbela, Allah ve Resulüne iman edip Ehl-i Beyt sevgisini gönüllerine nakşedenlerin ortak acısı, yürek sancısıdır. Bu menfur hadiseyi gerçekleştirenler mezhep ve meşrep farkı gözetmeksizin istisnasız bütün Müslümanların vicdanlarında mahkum olmuşlardır. Bugün de nice İslam beldesi acı ve gözyaşıyla yoğrularak adeta birer Kerbela'ya dönmüştür. Kardeşlerimiz zulme uğrarken, masum kadın ve çocuklar hayattan koparılırken bizlere düşen Kerbela'yı doğru anlamak ve haksızlıklar karşısında Hazreti Hüseyin misali bir duruş sergilemek. Kardeşlerim, Hazreti Hüseyin, Kur'an-ı Kerim'i ve rahmet peygamberinin şerefli sünnetini kendine rehber edilmiştir. Zulme rıza göstermemiş, adaletsizliğe seyirci kalmamıştır. Kendisine yapılan telkinlere itibar etmeyerek, hakkın, hakikatin, huzur ve barışın yeryüzüne hakim olması için yola çıkmıştır. Böylelikle kıyamete kadar bütün insanlığa onurlu bir mücadelenin eşsiz örneğini sunmuştur. Muhterem müminler, Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak şüphesiz bu benim dosdoğru yolumdur. Bana uyun, başka yollara sapmayın, sonra onlar sizi Allah'ın yolundan ayırır buyurmaktadır. Allah Resulü Aleyhisselam da bizlere şöyle nasihatte bulunmaktadır. Birbirinizin eksiğini bulmaya çalışmayın. Birbirinizin özel ve mahrem hayatını araştırmayın. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize sırtınızı dönmeyin. Birbirinize kin ve nefret beslemeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeşler olun. O halde geliniz, ırk, dil, mezhep ve meşrep farklılıklarının arkasına sığınarak kardeşliğimizi hedef alanlara, coğrafyamızda yeni Kerbelalar yaşanmasını arzulayanlara karşı uyanık olalım. Hazreti Hüseyin Efendimiz gibi iyilerin ve iyiliklerin yanında kötülerin ve kötülüklerin karşısında olalım. Hakkı ve hakikati ayakta tutalım. İslam'ın aydınlığında buluşan gönüllerimizle birliğe, dirliğe, vahdete koşalım. Başta Hazreti Hüseyin ve Kerbela'da şehit olan Ehl-i Beyt olmak üzere mukaddesatımız uğruna can veren bütün şehitlerimize selam olsun. Makamları âli, mekanları cennet olsun. Kıymetli kardeşlerim, Pazartesi günü okullar açılıyor, yeni bir eğitim, öğretim yılı başlıyor. Yeni eğitim, öğretim yılının geleceğimizin umudu olan öğrencilerimize,
onları yarınlara hazırlayan öğretmenlerimize hayırlar getirmesini Yüce Rabbimizden niyaz ediyorum. Cenab-ı Hak çocuklarımıza zihin açıklığı, öğretmenlerimize başarılar ihsan eylesin.